Mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin selavat. Hakim, ilginizi çekecek mi? Birbirimizi ne de çabuk, ne kadar da çabuk, birbirimizden ne kadar çabuk vazgeçiyoruz. Yani illa arkadaş değil bu. Hoca talebe, karı koca, anne baba, kardeşler. Yani insan ilişkilerinde ne de çabuk vazgeçiyoruz. Onun için yapan abi 13. işaretin 3. noktası var ya abi. Lemaların mı? Yani şeytanın en büyük mühim destesi birisi de diyor. Yani müminin bir tanesi yesini göstererek 99 hasenesini onlar örter diyor. Ama açsan onu. Gene bizi soktu bir yere değil mi? Ha? Çaktırmadan değil mi? 88 abi, lemalar yanında mı? Lemalar yanımda değil de şey. Yok, sen oradan oku. Enes'im, dolabımda göreceksin, lemalar getir. Bir okusana orayı. Üçüncü nokta, şeytanın insanın hayatı içtimaiyesini ifsad eden bir desteği şeytaniye şudur ki, bir müminin bir tek seyyesiyle bütün hasenatını örter. Şeytanın bu desteğini dinleyen insafsızlar mümine adavet ederler. Bu insafsızlar derken böyle halk arasındaki insafsız değil bu. İnsaf, unutmayın bunu Yusuf. İnsaf nısıftan geliyor. Yani bilmediğiniz bir şey. Doğru mu yanlış mı? Hemen daha bilmedin. Doğrusunu yanlışını da bilmiyorsun hemen. Olmaz öyle. İnsafsızdır. Olur. Niçin öyle insaf? İnsaf nısıftan geliyor. Yarılayın. Yani olabilir de olamaz. Dur bakalım bir bakayım yani. Hemen bir insanı bir günahından, hatasından dolayı bütünü var, bütünsel bir resim var. Resmin bütünlüğünü görmeden veya resmin bütünlüğü içinden düşünmeden hemen bir kareden atıveriyoruz çöpe. Hazreti Ali radıyallahu anh bir şey var değil mi abi? Bir de sözü vardı. Hani iki tarafı dinlemeden karar veren. Ha, evet. Mesela Hazreti Ali'nin sözü radıyallahu anh. Diyor ki sayfa kaçtı? 88 abi, 3. nokta. Şimdi diyor ki Hazreti Ali radıyallahu birisine şikayet eden, şekva eden birisi size gelse, şikayet etse, o şikayetini dinlediniz. Öteki tarafı dinlemeden karar verseniz ve isabet etseniz gene zalimlerden olursunuz. Ama isabet etti. Hakikaten adam doğru söylüyor. Onu dinlemedin ki. Ne olur biliyor musun bu? Genelle bunu, herkes böyle yaparsa ne olur? Hani fıkıhta da kaydı var. Ya bu abdesti bozar mı? Vallahi bence bozmaz. İsabet ettin. Bunu bence demek, tahminen söylemek, kesin bilmediğin bir şeyi fıkıhta söyleyip isabet etsen bile haramdır. Çünkü herkes böyle yaparsa ne olur? Herkesin kapısı açık oluyor böyle. Haramdır. Mesela insanın hayat içtimasını ifsad eden bir desise-i şeytane şudur ki, bir müminin bir tek seyyesiyle, bir tek günahıyla bir sürü şeyler iyilikler. Ama kimin bunu? Müminin. Öyle bir kusur var ki münafık. Bu mümin diyor, yani beşeri kusur. Bazı malzemeleriniz olmazsa buraları da izah edemezsiniz. Şahsi hukuk, umumi hukuk. Mesela şöyle diyeyim. Adam namaz kılıyor, oruç tutuyor, zekat veriyor, haca gidiyor, tesettürü var, ne bileyim din. Ne kadar sahip. Ama desek o hangi şeriat ya, şimdi şeriat olur mu ya? Veya o haram, bu haram. Veya kafir zındığa taraftar olsa. Namaz kılıyor, oruç tutuyor, zekat veriyor, haca gidiyor. Ya bu kadar iyiliği var, bir tane bolsa ne olur? Olmuyor işte ondan. İtikada taalluk etmeyecek.
itikada taalluk etmeyecek, amele taalluk edecek. Çünkü amel imandan değildir. Yani amel, fıkıh lisanını kullanayım. Amel, imanın bir cüz'ü değildir. Tamam mı? Amel, amelsiz, imansız olmaz. Ha, itikada ait değil bu. Bu eylem şeytanla alakalı. O mümin diyor zaten, eylemini yaşayan. Mümin. Müslüman demiyor bu. Müslüman eylemci demektir. Namaz kılma, mesela mümin ne demek? Allah'a iman eden, iman etmek. Peygamber'e iman eden, ahirete iman eden. Bak iman esasları var ya, meleklere, kitaplara. Mak, inanmak, inanmak. Müslüman ise namaza inanmak değil, oruca inanmak değil. Orucu tutmak, namazı kılmak, vermek zekat, gitmek hac, eylem. Mümin deyince hemen şöyle yapacaksınız. İtikat dünyasının dışında Müslüman dese değişik. Bir müminin, ha müminliği tamam, itikadı sağlam. Şimdi ameline giriyor. Bir müminin bir tek seyyesiyle bütün hasenatını örter. Bir günah gördün değil mi Musab sen, ben de? Ya bırak Hasan abi ya, adam mı yani? Veya annenle bir kusur gördüm. Ya bırak ya, sen daha ne olacaksın? Veya ya Resul abim be, yani o gibi çoğalt. Bu ne? Beşeri kusur ya davranışlarda. Bak dikkat ediyor musunuz? Bak sizin içinizde namaz kılıyoruz vesaire. Çocuklar geliyor mu namaz böyle? En ufak kaç yaşında ya? 6-7 yaşında. 7-8 yaşında. Ya o kadar. Ne yapıyor? Biz son sünneti kıldık değil mi? Son sünneti kıldık. Aa, çocuk aramızda, önümüzde her tarafta dolaşıyor. Bağırıyor muyum? Gördünüz mü? Yok. Hatta bağırana bağırdım. Bizim hoca var ya, resmi hoca. Burası. Çocuklar susun dedi. Ondan sonra niye sustu? Dürttüm, susun, karışma. Yani niye? Öyle çocuğun öyle bir hasenesi var ki 6-7 yaşında bu sokaktan çık, televizyondan çık, cep telefonu oyuncaktan çık, kabureye gel. Kolay bir iş mi? 100 kusur olsa kabul ediyorum. Ha? Bak önümüzden geçiyor, sağımızdan geçiyor, solumuzdan geçiyor. Oynatıyor, oynamasına fırsat verirse sen. Yani her yerde geçerli muvazene. Denge çok önemli. Denge var ya, denge. Ben bu denge diye diye, istikamet diye diye, Allah canımızı alsın, sizi de öyle alsın. İstikamet, istikamet, istikamet hidayettir, hidayet istikamettir. Unutmayın. A eşittir B ise, B eşittir A değil midir? Hidayet, istikamettir, istikamet hidayettir. Hidayet de, işaret-i cezat 61'de ne diyor? Hidayet, ruhun cennetidir. Gençler, tamam mı? Tevfik-i ilahiyedir. Tevfik-i ilahiye sebeptir. Allah'ın rahmeti, Allah'ın sizi korumasına sebep hidayette olmanız. Hidayet ne demek? İstikamet. Abi istikamet ne demek? Sadakat. Abi sadakat ne demek? Ne dediyse onu yapma. Ha işte. Mesela yani senin bir kusurun var. Atılır mı çöpeye? Allah atıyor mu? Allah günahından dolayı insanları çöpe atsa bugün kimse burada olur muydu? Sana ondan delil getirecek. Allah kendi yaptığı fiilatını delil getirecek. Olan şeytanın bu desisesini dinleyen insafsızlar mümine adavet ederler. Kime? Müslümana mı? Mümine adavet ederler. Polisiye hoş geldin. Mümine adavet ederler diyor. Müslümana değil. İtikat dünyası sağlam, fiilinde yamukluk var, eksiklik var. Evet. O Halbuki'ye geçmeden önce hani 22. mektupta bir muvazene kuruyor ya. Ne diyor? Çünkü mümin karşısında gördüğün kusuru bütün ona veremezsin diyor. He. Vay be. O oraya açsana ya. Halbuki'ye geçmeden. Oraya açsana, orada çıkıyor. Enes'im sana zaten mektubatı da getir. Çünkü benim başka yere sok. Burada bir ölçü, denge ve terazi ver abi. Şunu şunu yapabiliriz. Ha bak şimdi. Aç orayı. Açtım abi. Oku bakayım orayı. Acaba bir gün adavete değmeyen bir şeye. Bak mesela karı koca da. Arkadaş Müslüman Müslümana, doğru arkadaşlar bir gün değmez ya. Bir gün küs etmeye değmez, değmeyen bir şeye.
bir sene kin ve adavetle mukabeleyi etmeyi hangi insaf kabul eder? Yani bir gün bile diyemez ha yani. Bana böyle dedin. Sofrada yemek getirip bakmıyor. Ya bir günü diyemez bile yani. Bu harekete bedel bir gün bile verilmez. Bir sene veriyorsun. Evet. Bozulmamış hangi vicdana sığar? Bozulmamış hangi vicdana sığar? 266 abi. Allah Allah. Sonra? Halbuki mümin kardeşinden sana gelen bir fenalığı bütün bütün ona verip onu mahkum edemezsin. Şimdi ölçü burada veriyor. Bunu anlatmak için açmadık. Şu anda vereceği ölçü çok önemli. Kanun ya. Ama ne derse kör olası cehaletimiz okuyup geçiyoruz. Şu anda kanundan bahsedecek. Veremezsin. Niçin veremezsin diyor. Vallahi bunu bir kullansak. Kendine kullan ya. Şöyle şöyle kendine kullanma. Ben biraz hastayım ya. Böyle psikoloji hastasıyım ya. Hastalık hastası oldum. Yeni bir şey tespit ettim şimdi. Namazda hemen fırladım ya. Tespihata bile zor dayandım. Yani yazdım şimdi. Hastalık hastası şu. Şimdi ben ne değilim? Ben kötüyüm. Şunu kullanacağız bak. Ben kendimi idare ederim. Ya benden bir şey olmaz ya. Yap canım ya. Yap yap yapamıyorsun lan. Bu kadar denedim olmuyor. Aha burayı uygula. Oku bakalım şimdi. Aynı bu söylediğim bak uygula. Sen bu hatanı niçin yapıyorsun? Bak bir, hep zannediyorsun ki ben yapıyorum bunu. Bütün bu kusuru ben yapıyorum. Ben aşamıyorum. Ben televizyondan kurtulamıyorum. Ben bilmem zinadan kurtulamıyorum. Ben bilmem ya ben ya. Hayır sif sen yoksun burada. Evet oku. Halbuki mümin kardeşinden sana gelen bir fenalığı bütün bütün ona verip evvela kaderin onda bir hissesi var. Evet. Onu çıkarıp o kader ve kaza hissesine karşı rıza ile mukabele etmek gerektir. Bu kaderin hissesi abidir. Bir. Kaderin hissesiydi. İki. Saniyen nefis ve şeytanın hissesini de ayırıp o adama adavet değil belki nefsine mağlup olduğundan ona acımak ve nedamet edeceğini beklemek. Allah Allah. Yani iki bu etti. Salisen. Üç. Sen kendi nefsinde görmediğin veya görmek istemediğin kusurunu gör. Nefsin. Evet. Aynı çünkü mahiyeti insaniye birdir. İkisi gayrimenkulü ya. Yani kendi nefsinde görmediğin kusuru onda belki sende de vardır aynı kusur. Yani kusur zannettiğin şey hakikaten acaba gözlüğün siyah olmasın? İrfan, siyah gömlek giymişsin kardeş. Neyi giyiyorsun? Yok abi siyah giymedim. Ya siyah işte. Abi indirir misin şunu? Oo. Değişti değil mi? Yani asla kusur zannettiğin kusurlu ölçüs var sende. Ölçün kusur. Kusurlu bakışlar yani. Aa, kusur onda yok. Kusur bende var. Mesela bir tanesi dedi ki, isim vermeyeyim, çok meşhur Türkiye'de. Helikopterle iş yerine geliyor adam. Ya dedi, bu insanlar nasıl yaşıyor hayret ediyorum dedi. Bir vesileyle denk geldik. Adam av yapıyordu ormanda. Tamam. Ben de su alıyordum. O Karaca köyün ilerisinden adam. Koruyucuları da caddede ha. O girmiş içeriye. O diyor ya. Neyse tanıştık. O beni tanımıyor. Ben onu tanımıyorum. Konuştuk bayağı. Ya bu insanlar nasıl yaşıyor dedi. Ben biraz anladım. Dedim niye? Ya dedi hepsi hasta dedi ya. Hepsi hasta dedi bu insanlar. Bu psikolojiyle nasıl yaşıyorlar dedi ya. Dedim ya acaba zannetmiş olmayasın. Ya bak dedi adam bak dedi. Çiftçi traktörle gidiyor bak. Traktörü durdurdu görüyor musun? Bak orada şu dolu. Suratını görüyor musun dedi. Adam bitmiş dedi psikolojisi. Denemek için gidelim mi beraber dedi. Psikolojisi bozuk dedi. Değildir dedim. Bak yaşayan örnekte vereceğim. Değildir dedim. Zannediyorsun. Ya dedi adam görmüyor musun ya bitmiş dedi. Tamam gidelim. Gittik. Durdur şey yaptık. Su dolduruyordu adam. Ondan sonra gittik. Selamun aleyküm selam. Ben dedim ki
Bey kardeşim bir şey sorabilir miyim sana? Buyurun dedi. Ya dedim senin psikolojin rahatsız mı? Direkt ha. Yoksa bir derdin mi var dedim. Niye suratın asık? Merak ettim dedim çok. Dedi ki ya dedi köyden beri buraya kadar geldim. Tarla ileride. Gördüğüm. Ya bir bilmem şey varmış böyle. Bilye birbirine takan tarla. Onu unutmuş koymamış hanım dedi. Romorka. Ona canım sıkıldı dedi. Bak psikolojisi bozuk değil, derdi var adam. Dert olmak psikoloji. Niye anlattım ben bunu? Adamın gözlüğü buydu. Adam psikolojisi bozuk olduğu için herkes psikoloji rahatsız. Herkes rahatsız kardeşim. Gayet herkes memnun ya. Az bir kısmı rahatsız. Yani bunu kısaca diyebilirdim de uzatmaması ve teyidi yani. Evet. Yani sende olan diyor. Sen kendi nefsinden görmediğin veya görmek istemediğin kusurunu gör. Birisi de ona ver. Bir hangisine verecektik? Bir nefise şeytana. Bir. İlk önce kadere. Kaderin bir hissesi var. Kader, hakim. İki, nefis ve şeytan hükmediyor sana bana. Bir parça da ona ver. Üç, kendi nefsine ver. Çünkü sende de var bu. Yani kendimde görmediğimiz kusur. Kusur var. Ondan sonra ne kaldı? Dört tane mi yaptık? Üç etti. Kader, nefis ve şeytan, kendinde kusur var. Sonra kalan biraz bir kusur varsa da onu da affet. Nasıl tahlil ediyor, laboratuvara sokuyor? Kaderin hükmünü biraz açar mısınız abi? Kader hükmünü şöyle. Kader filmin senaristi. Ama filmde şöyle bir şey koymuş. Yani tek boyutlu yaşamıyorsun. İki tane, her şeyin iki tane boyutu var. Almak almamak, vermek vermemek, gitmek gitmemek, kılmak kılmamak, etmek etmemek diye şey yapmış. Yani kader faili muhtardır. Hayatın tümüdür kader. Kader bir yazılmış, çizilmiş, ondan sonra biz uygulayırız değil. Öyle bir şey değil. Kader adalet eder, kader sevk eder, kader rızkını verir, kader merhamet eder, kader tokat vurur diyor mu demiyor mu? Ha, su bu değil. Yani top sahasındaki, benim eski 10 sene önceki misalim, top sahasında, bu sahamız burada ya, 90'dan beri buradayız. Top sahası olunca çok ilgimi çekmişti. 11 kişi burada oynuyor, 11 kişi burada oynuyor. Biz ömrümde hiç seyretmemiştim, görmemiştim yani. Ali Sami'nin yanında okudum liseyi. Ama bir defa, 4 sene okudum, bir defa gitmemişim yani. Fakat burada gördüm. Hemen içine bakıyoruz ya bak. O misalim oradan geldi. 90. 11 kişi burada oynuyor. 11 kişi burada oynuyor. Ama oynayanlar kendi oyunlarını yapıyor. Ama bir de genel bir oyun var. Mesela çizgiden dışarı çıkarsa taçmış. Şunu yaparsa onu yaparsa. Demek ki oyun var. Oyunun içerisinde kural var. Bu kuralın içerisinde sana tanınan kuralların var. Oyunların var. O bütünlük. Yani o stadyumun büyüklüğü, seyircilerden tut, topçuların oynadığı çizgi, penaltı ne demek, taç ne demek, tamam mı? Bunlar kader. Senin ise onun içerisindeki, sana sağlanan tercihler içerisindeki tercihin irade. Başka bir tanesini söyleyeyim. Windows kurdun. Windows'u kurdun, sistemi. Bilgisayarın. Windows'un bütün sistemi, programları kader. Sana tanınan imkanlar var ya, mesela Windows sana imkan vermiştir her şeyi ama Word açarsın, film seyredersin, kesersin, biçersin, nakledersin, alırsın. Fakat ben vallahi kafam esti, Windows'a gireceğim, Amerika'ya çıkaracağım ve Windows denen bir sistem yok olacak. Böyle bir tercihin yok. Yani güneşin doğup doğmaması, vallahi istemiyorum ya bugün doğmasın diye böyle bir kaderin yok. Yani kaderin sana verdiği tercih yok. Kaderin sana tercihlerinin tercihidir senin kaderin. Kaderin sana verdiği tercihler içerisindeki tercihindir kader. O zaman buradaki kader bir sistem futbol oynanıyor veya güneş doğup doğmaması ama bir sistem çalışıyor, kainatın fabrikası çalışıyor. Bunların içerisinde bir kurallar var. Bütünlüğü meydana getiren kurallar. Ama bütünlük içerisindeki senin kuralın senin iradendir.
Abi, görülmeyen kusur kadere mi bağlı yoksa ayrı? Yok. Mesela görün, biraz önce şöyle tahlil edeceğiz. Bir, bana mesela kanser adam veya daha çok genel kavgaya sebep olanı yapayım. Adam bana şey yaptı. Mesela hanım, en çok kullanılan hanım bana laf dedi, o hareketi yaptı. Bir, bu yaptı ama. Ama kader ona da bana da hükmetmiyor mu? Yani kader denilen şey esma-i fiiliyenin bütünlüğü değil mi? Bin bir esmayı tencereye getirin. Rahman, Rahim, Kerim, Latif, Hakim, Adli vesaire. Bütün isimleri koyun. Karıştırın. Sistem olarak kurarsanız insan olur. Bu kader budur. Esma-i Hüsna'nın bütünlüğüdür. Hükmünü birbirine karşı dengede tutmasıdır. Kader Esma-i Hüsna'nın bütünlüğüdür. Böyle veciz ifade de çok çalıştığım için söylüyorum. Tabi izahları çok altı dolu tabi. Şimdi bak, hanım bana bunu dedi. Şimdi bir, kader dedin ya, nasıl olacak? Bir, ya bunu dedi ama kader hakim. Yani top sahasında adam topu hakim ama aslında kurallar konarak gözükmeyen bir şey topçuya hakim. Kafasına hakim. Mesela komutan çaldı. Ne asker toplanıyor? Söyleyin bana, izah edin hadi. Asker niye toplanıyor? Düdük mü topladı? Düdük toplamadıysa çalmayalım. Düdük toplamadıysa çalma, toplanmaz. Herkes toplandı. Peki o askeri toplayan, içtima yapan düdük müdür? Komutan yok ki. Şuurlar abi. Evet. Yani komutlardır. Buraya komut yapılıyor. Bu ezberlettirilmiş komutlardır. Mesela hemen tak diye geliyor. Burada da öyle, her tarafta da öyle. Mesela toplandılar. Burada da öyle. Niçin evde namaz kılamazsınız pek? Genç olduğunuz için söylüyorum, 13-15'e. Kalkamazsınız. Burada tak diye herkes kalkıyor. Toplu psikolojidir. Sosyalleşme özelliği. Allah böyle yaratmış. İnsan sosyaldır. Bir sığır hastalanırsa onun imdadına, ilk yardımına koşan sığırı gördünüz mü? Kalp krizi geçiren bir sığırı, beyin kanaması geçiren yuvalandı öteki sığır nabzını tuttuğunu gördünüz mü? Ama insan çıldırıyor. İnsan sosyaldır. Dolayısıyla sosyal olduğunda yardımına koştuğu gibi onun fiiliyatından da etkileniyor. O zaman kader nedir? Hayatın bütünlüğüdür. Esma-i Hüsna'nın bütünlüğüdür. O zaman diyeceksin ki hanım bana bunu dedi ama burada kaderin büyük mü var? Yani sistemin, kadında işleyen bir sistemin, kader bu. Kadında işleyen bir sistemin büyük mü var? Kadında virüs var. Şeytan ve bir de neydi? Nefis. Nefis ve şeytan hükmediyor. Yani hükmetmiyor mu? Şimdi abi insan unutuyor ya. Bu insandaki unutma kader hükmüdür. Kaderin hükmü demiyorum, kaderdir ama. Hükmü deme. Ama birinci şey örnek olarak aklıma geldi de. Hani vay niye unuttun, niye yapmadın bunu falan. Kaderdir. Ha, bu işte hani ilk şeye giriyor değil mi? İlke giriyor. Tamam. Niye tuz katmadın? Niye yemeği, yani bana ben bu saatte gelecektim koymadın? Kaderdir. Fıtratında var. Çünkü niye, niçin? Fıtratında unutma var. Onu kullandı. Unutma var. Mesela ben de sana söylüyorum. Kaderdir. Niye? Kaderde öfke var. Olmayan bir sistemi mi kullandı ki sen kızıyorsun? Allah'ın verdiği bir sistemi kullanıyor. Bu baraj gibiydi, kontrol edemedi, durduramadı, durdurabilirdi. Şöyle, bana nasıl dersin deme de, keşke diyeceğini tutsaydı. Balon gibi gaz var. Kadere iman olmasa hayatı dünyası hayatı mahvolur. Ha, kadere iman etmesen hayatı dünyayı mahvolur. Bu yani, bir sebep şeyi bu. Hayatı mahvolur. Kadersiz düşün. Heyran oldu. Kader, irade-i cüziye konuşsa bile irade-i külle hakimdir. Meşiyet-i ilahi hakimdir. O kurallar içerisinde sana tanınan
kuraldır kader. Senin kaderin. Ama kader üstünde bir kader var. Yani senin sana tanınan imkanlar üstünde bir de haddin var. Yani kader demek yazılımın kendisidir. Eğer Windows sana yazılımda sana bu imkanı vermese sen o videoyu çalabilir misin? Çalamazsın. Onun verdiği sana sunu. Ama videoyu da Windows sana demiyor. Ahlaksızı çal, dini çal. Demez. Sunar sana yalnız. Ha, ama onu yazan, bunu da o yazdığı için diyor ki bak iki tarafı da koydum. Kötüyü çalmak meylim var. Burada da bu imkan var. İyi çalmak da burada var, bu imkan da var. İyi çalarsan iyi olur. Kim söyleyecek bunu? Peygamber. Editör söyleyecek. Editör söyleyecek. Ama kaderi de günahı, günah da kaderdir. Günah da kaderdir. İntihar da kaderdir. Kader yani yazılımın tümüdür. Yani kötü filmi seyretmek de Windows'tur, iyi filmi de seyretmek Windows'tur. Kader size kainatı yazdı, kurdu, bir numunesini sana koydu kader. Bunların bütünlüğüdür. Şecere-i Şirkat'ı kader yazmadı mı? Kader ne demektir? Bir adam bir kalktı falan değil yani. Kader Allah'ın Esma-i Hüsna'sının bütünlüğünün vücud haricisi. Kader miktar ya. Ha, bunların içerisinde bir sürü tercihler var. Mesela yap, yapma. Bunlar da var. Git, gitme. Bunlar sen yapacaksın. Ama bazı şeyler var ki senin hiç kaderin değil yani. Dokunamazsın ona. Mesela güneşi doğsun mu doğmasın mı? İrfan senin iktidarın var mı? Yok. Yok. Dünya dönsün mü dönmesin mi? Ömrün ne kadar olsun? Senin iktidarın değil bu. Peki abi şimdi kader konusuyla alakalı aklımda bir soru var da. Şimdi hayır ve şerrin de biz Allah'tan geldiğini anlıyoruz, iman evet, ediyoruz. Evet. O da kader sisteminin içerisinde. Peki evet. Cenab-ı Hak imanın şartlarını onu niye ayırmış ki tekrardan? Ha şeyi kader hangisinin imanı? Hayri ve şerri. Hayır ve şerrin Allah'tan geldiğini de inanıyoruz. Aynı zamanda bu sistem kaderin içinde ha, de. Kadere iman etmek. Kaderi, hayrihi ve şerrihi diyoruz. Şimdi şu var. Dikkat ederseniz iman esasındaki 6 tanenin 5'i dışımızda ceyran ediyor. Mesela Allah'a iman etmek. Benim dışımda bir şey. Allah dışımda bir şey iman etmek. Hani Allah benim dışımda bir şey. Öyle değil mi? İman etmek. Amentü billah. Ve melaiketi. Melekler benim dışımda. Onun hakkında ilmim artarsa ona yakınıyetim artar. Melekler de benim dışımda değil mi? Ve melaiketi ve kütübihi benim dışımda bir şey. Kitaplar benim dışımda. Bak iman ettiğine dikkat edin. Nereye iman ediyorsunuz? Amentu billah Allah. Allah kim? Benim dışımda bir şey. Haşa ben değilim Allah. Ve melaiketi benim dışımda bir şey. Ve kütübihi benim dışımda bir şey. Ve resulihi benim dışımda bir şey. Ve yevmil ahir benim dışımda bir şey. وَبِلْ kaderi, خَيْرِ وَشِرِ Nerede bu? Kaderde hedef insandır. Kendisidir yani. 5 tane iman esasını hazmeden kişi kendisini yorumlaması kader. خَيْرِهِ وَشِرِ Mesela imanı bil ahiret ve bil yomil ahir cehennem cennet diye şey yapmamış, şıklandırmamış. Ve bil kaderi hayrihi ve şerrihi. Ve bil kaderi diye bırakmamış. Bırak kes orayı. Ve bil ahireti ve bil ahir. Ve vel yevmil cennet vel yev vel ahireti şey cennet ve cehennem. Cennet cehennem. İman etmek. Ahirete iman etmek, cennet cehenneme iman etmek demedi. Ve bil kaderi hayrihi ve şerrihi. Yani içerisini açtı bize. Zaafımız oradan gelecek. Kader, Allah'a iman etmek ettiğin şey hariç bir şey. Melekler hariç bir şey. Kitaplar hariç bir şey. Peygamber hariç bir şey. Ahiret benim dışımda bir şey. Kaderde iman etmek o benim.
kendini yorumlayan kişidir. Onun için hayrihi ve şerrihi de, hayır da şer de aynıdır. Şeytan da melek aynıdır. Esma yaratmıştır. Mudil esması yaratmıştır şeytanı. Allah bir şeyi emreder, hasen olur. Nehyeder, kabih olur. Zatında hiçbir şey günah değildir, sebap değildir. Allah günahtır diyor. Mesela balık tutmak haram mı? Yahudiler cumartesi tutmak haram. Pazar tutmak helal. Yahudiler. Allah emreder. İsa, İsevilere, Hristiyanlar hiç içmek haram mı? Değil. Bize haram. Deve etini yemek helal mi haram mı? Tamam, çok da güzel olur vallahi. Yahudileri haram. Allah indirmiyor. İsrail'i haram. Anladın mı? Yani emreder bir şey hasen olur. Aslında hayır ve şer, günah ve sevap ikisi de aynıdır, haktandır. Küfür bile imandır. O da bir şey iman etmektir. Yoktur demek bir şeyin varlığı değil midir? Kim yoktur diye soruyorum. Allah yoktur. Ha, yok demeden önce Allah'ı onaylıyorsun. Allah yoktur demek de. Kim yoktur bir de söyle bakayım. Allah. Kalem yoktur. Ha, kalemi kabul ediyorsun demek. İlk önce yok bile vara ihtiyacı var. İnkar etmen için iman etmen lazım. Yoksa imansız inkar yoktur. İlk önce iman ediyor, sonra reddettiği için kafir oluyor. Yoksa fetret ehli kafir değildir. Cennete gidecektir. Bir şey reddetmiyor ki kafir olsun. Buzullarda, Sibirya'da yaşayıp din gitmemiş adam cennete gidecektir. وَمَا كُنَّ مُعَذِب۪ينَ حَتَّ نَبَسَنْ رَسُولًا Mektubatta var ya, biz peygamber göndermedikçe azap edici değiliz. Kim cehenneme gidecek? Kim reddediyorsa. Kimi reddediyor? Allah yoktur. Ha, ilk önce iman ediyorsun. Kim yoktur? Allah. Ha, Allah yoktur. Ha, o sen yok diyorsun. İlk önce iman ediyorsun, sonra onu iman ettiğini reddediyorsun. Kendinle çelişiyorsun. Tamam. Ulan nereye girdik ya biz? Ha? Daldım vallahi hepten. Son şeyi okuyayım abi, buradan onu sana etmeye başlayayım. Ama mükemmel bir eser değil mi? Allah'ını seversen ya. He? Yani Allah kahretsin size riyakarlık yapıyorsam ya. Deli olacağım ya. Bu nasıl bir tahlil? Nasıl tahkik demeyeceğim. İçeriye giriyor. Bu budur, bu da budur. Bunu buraya koy, bunu buraya koy. Koyma oraya, bu tarafa ya. Resulullah gibi şöyle. Özür dilerim. Bu kitabı nereye koyalım? Buraya mı? Buraya mı? Buraya mı? Buraya mı? Hangisi doğru? Hiçbir yer. O da doğru değil. O da hiçbir yer. O zaman nereye koyalım? Hiçbir, ama hiçbir yer de bir yerdir. O yer göster bana. Hiçbir yer. Hiçbir yer. Böyle bir yer var mı? Hiçbir yer. Yani hiçbiri doğru değil. Onun. Ha, şu. Buranın alemi gaybdaki görüntüsüne bakacağız. Getir bu tarafa, bu tarafa. Çevir. 180 tamam. Biraz da sağa. Sola getir. Koy, indir aşağıya. Tamam. Peki buraya koysam? Hayır. Oraya koyma. Oraya koymak orada kötü gözüküyor. Buraya koysam? Hayır. Hepten karanlığa girdi. Burayı oradan seyrediyorsun. O zaman bunu nereye koyacağını oradaki bütünlükte. Buranın bütünlüğü orada. Bunu, sünnet-i seniye budur. Allah Resulü, yapayım ya Resulallah. Abdest alacağım. Nereye kadar alayım ya Resulallah? Buraya kadar yıkayım. Hayır, o kadar yıkama. Orada senin bütünlüğün buraya kadar gözüküyor. Kaldır Hasan. Buyur ya Resulallah. Hah, buraya kadar yıka. Yüzümü yıkıyorum. Burayı yıkayım ya Resulallah. Hayır, yüz burasıdır. Öyle yazıyor. Yani, buranın oradaki görüntüsü, işte eser böyle olmalı. Oradan buraya hani burası orada gözükecek. O zaman burası bütünlük resmi orada. Burada parça parça. Bütün resmi görürsen, yani geçmişi ve geleceği beraber görürsen, şimdiki zamanda konuş. Asıl imamısın. Asıl imamı o demektir.
mazi müstakbeli bir görüp hazırda hükmedendir. Kalbin ve ruhun derece hayatı budur. Dün geçti Kadir gecesi. Bugün bitti. Tekrar iki yol var Kadir gecesine geçmek için. Bir sene geçmesi lazım. Ama o geçti. O eski Kadir gecesi. Bir sene sonra geçersen bu yeni Kadir gecesi. Başka bir yol var. Zamandan, mekandan çıkıyorsun. Dünü bugünle beraber görüyorsun. O zaman bu seviyeye çıkarsan sen Kadir, Kudret ismi sıfatına mazarsın. Kudret ismini azami derecede Kadir ismine, Kudret sıfatına mazar olduğun için senin her günün Kadir gecesi oluyor. Mazi müstakbeli bir görüyorsun, ikisi bir an. Mazi müstakbeli yok ki, bütün Kadir geceleri oluyor her günün. Hissiyat insani ruh seviyesine çıkarsa. Hissiyat insani ruh seviyesine çıkarsa, insan da kalp ve ruhun derece hayatına girerse, o zaman Kadir ismine azami derecede mazar olduğu için her günün Kadir gecesi oluyor. Yani o zaman mazi ve müstakbeli bir görüp Haziran'da şimdiki zamana hükmediyoruz. Söylüyorsun. Yani yoksa bunu nereye koyacağız? Nasıl gözüküyor arkadaşlar size? Olma daha bir ters oldu. Böyle koyayım. Bak bunun koyuşu sizi ölçü yaptım. Abi buradaki diyor ki abi yanlış oldu ya. Bak şimdi. Musab sen nasıl görüyorsun burayı? Resul sen nasıl görüyorsun kitabı? Burası değil mi? Bak burayı görüyorsun bak. Burayı görüyor. Bu burayı görüyor. Yusuf burayı görüyor. Vesaire. Ben ise hiçbirinizin gördüğü yeri görmüyorum. Buradan görüyorum. Ha, peki hangisi doğru? Sana göre doğrudur. En iyisi orada nasıl gözüküyor? Hayır. Şöyle koyacaksın. Biraz sağa sağa. Al al al. Tamam mı? Oradaki bana diyor ki bir dakika. Biraz önüne doğru çek. Tamam. Oynatma. Oynatma. Bu doğru mu? Sünnet-i seniye budur. Sünnet odur. Seniye budur. Fıtrattır sünnet. Fıtrattır. Buradaki davranışları oradaki bütünlük içinde yorumlamak, koymak, izah etmek. Orayla burayı beraber gördüğü için hata yoktur peygamberde. O da bizim gibi insandır. Ahmak der bunu. Bunu bu manayı bilmeyen adam der. O da insandır tabii ki. Temelde beşerdir. Ama o da bizim gibi hata yapar bunu. Hayır yapamaz. Niye yapamaz? Ben sokaktaki bir adam gibi hata yapabilir miyim? Sokak ağzı olabilir mi? Olmaz da belirli bir seviyeden sonra olmaz kardeşim istesin de ya. Burada küfran nimet yapmayacağım yani. Tevazu namı altında üzerimdeki nimet inkar etmeyeceğim. Ben de sokak ağzı olmaz kardeşim. Böyle küfürlü müfürlü olmaz. Ha. Peygamber de bizim gibi. Olmaz kardeşim. Çünkü o buraya bakarken oradan bakıyor. Mazi ve müstakbeli Haziran gibi görüyor. Aynı şey mi söyler? Aynı şeyleri mi yapar bu adam mesela? Yani ben bir şey okudum, sokaktan imtiyazlaştım. Sokak ağzı yok bende. Niye? Bir şeyler biliyorum. Bir yerleri görüyorum. O hepten hükmetmiş. Miraca gitmiş. Her tarafı bütün kainatın tezgahını görmüş. Yerde işlenen günahların alemi misalda temessüllerini görüyor. Ne yaptığını, günah nasıl yapacak? Günahın kendisini görüyor orada. Evet. Evet. Şimdi şeyde kaldık değil mi? Sonra okuyup ondan sonra lemalara geçelim. Lemalara pekala oku. Biz zaten hiçbir şey yok. Sonra baki kalan küçük bir hisseye karşı en selametli ve en çabuk hasmını mağlup edecek af ve saf ile ulvi cenaplıkla mukabele etsen zulümden ve zarardan kurtulursun. Zulümden ve zarardan. Ya. Bazen karşıya zulmediyoruz, bazen kendimize. Zulmettiğimiz anda biz zarar ediyoruz. Bak zulüm yaptığım için zarar ediyor. Zulüm, bak nasıl tabir kullandı? İlk önce zulümü kullandı. Zulüm deme, zarardan kurtulursun. Peki, zarardan ve zulümden kurtulursun olsa olmaz işte. Zulüm yaparsa zarara düşüyor. Evet, düşüyorsun. Nasıl bir kitap? Düşünmüş değil mi bu? İhtiyar adam düşünmüş yani. Ama affıyla bakarsa ikisinden ne kurtuluyor? Hem zulümden beraber. Mesela bak, haset değil mi? Haset. Aynı buradan çıkarttım 22. mektuptan. Onun devamı zaten. Onun devamı. Hasedi tahmin ediyor. Hasedi. İşte oradan çıkarttım. Yani ben size de kolay bir cümle söyleyeyim. Yani camide, cumada, cenazede, bu akşamdaki cenaze evindeydim ya dün akşam. Bugün de haset. Şimdi bir sürü anlatsın. Nasıl anlatacağım cenaze evine? Kadınlar bir tarafta, erkekler. Zor ya. Ne yapıyorum biliyor musun?
Haset. Hasetin çaresi çok kolay. Basit. Çok kolay. Adavetin çaresi çok basit. Çok basit. Ama senelerce uğraştırdı. Bir cümle. Kime haset ediyorsun? Kime adavet ediyorsun? Kimden nefret ediyorsun? Kaldır elini. Ya Allah onu da affet, beni de affet. Allah'ım ona merhamet. Allah'ım ona feraset et. Ya Rabbi aklını ve kalbini nurlandır. Şeytan nedir? Ulan manyağın birisine bak ya. Ben adavet etsin, hasret etsin diye bu şeytanlık ya. Ben bu duygularını aktif ettim. Adam adavet etsin, düşmanlık olsun diye adam dua ediyor. Bir ettin, iki ettin, şeytan nedir? Tamam şartını diyor, tamam ceyran gitmiyor. Bu sefer bakıyorsun ki hasret olmuyor ki dua etsin. Dua da kesildi. Dua etmesin diye haset etti. Haset ceylanda bitti. Haset ettiğinize dua et. Adavet ettiğinize dua et. Hasidi ezerde yapar. Evet tabi. Ama tersi işte haset hasidi. Hani yapanı nasıl yapıyor? Vay be. Başı devrilsin ya. İkide bir binada kat atıyor ya. Adam ne acayip dersleri yapıyor. Neler söylüyor ya. Her söyledikçe yanayım. Bir tanesi albaya da bana dediği gibi. Söyleyeyim size. Abi be, seni çok seviyor. Minibüste diyor. Bu sözümü duyacak yani kendisi. Ama kim oldu? Kimse yok. Abi, seni çok seviyorum. Her çıkan dersi dinliyorum. Fakat en çok senden nefret ediyorum. Niye dedim? Ya bu cümleleri, bu böyle dersleri, tahlilleri keşke bizim cemaattan çıksaydı böyle bir adam. Bizim cemaattan çıkmadığın için seni hiç sevmiyorum. Ama sensiz de yapamıyorum, mecbur dersi dinliyorum. Dedim ki sana hakkımı helal ediyorum. Hiç endişe olsun. Sen neticede istifade ediyor musun? Ediyorum abi dedi. Ediyorum, millete de söylüyorum dedi. Ama beni demiyor yani. Kendi söylemiş gibi diyor. Olsun. Sen yeter ki Risale'ne hizmet et. Senin ayağın başımın üzerine. Böyle diyerek ben de böyle riyakarlık yapmıyorum. Ha? Bir şey anlatmak için söylüyorum. Niye? Ben de bir nefret olsaydı vallahi ona dua ederim. Ederim vallahi. Ediyorum da yapmadığım bir şey söylemezdim ve bulamazdım ve size de tesir etmez. Eğer söylediğim tesir ediyorsa ben yapıyorum. Dua ediyorum. Malım var diye çatalacağım. Böyle bir şey yok bende. O kadar sıkıntıya soktum. Her gün dua ettim. Vallahi bir şey gelmiyor. Gelse dua edeceğim gene. Anladın mı? Çünkü gelse kesin biliyor şeytan. Yer yer geliyor. Ya ne kadar dershaneyi sıkıntıya soktu. Ne kadar şahsı maniye şey yaptı. Olsun diyorum. Kaldırıyorum. Allah'ım istikametten ayırma. Bütün vakıfları sayarken orada sayıyor. Baktı ki şeytan hakikaten şimdi ettirmiyor. Evet. Yoksa sarhoş ve divane olan ve şişeleri ve buz parçalarını elmas fiyatıyla olan cevherci bir Yahudi gibi 5 paraya değmeyen fani, zahir, muvakkat, ehemmiyetsiz umuru dünyeviye güya ebedi dünyada durup ebedi beraber kalacak gibi şiddet bir hırs ile daimi bir kin ile mütemadiyen bir adaletle mukabele etmek sigayi mübalağa ile bir zalimiyettir ve bir sarhoşluktur, bir nevi divaneliktir. Evet, burayı okuyayım çabuk. Halbuki Cenab-ı Hak haşirde adalet mutlaka ile Allah haşirde ne yapacak? Sebabı mı var bir tane? Koy cennete. Bir tane günah mı var? Koyun cehenneme. Tamam demiyor. Ne yapıyor? Adalet mutlaka şöyle. Mizan-ı Ekber'inde amali mükellefini tarttığı zaman, yani mükellef olan kişilerin amellerini tarttığı zaman hasenatı seyyata galibiyeti. Bak olumsuz yapmadı ilk önce. Hasenat seyyata galip. Tersini söyleyebilirdi değil mi? Risale-i Nur'da negatiflik yok. İlk önce hep hasenat. Hasenatı seyyata galibiyeti, mağlubiyeti noktasında hükmeyler. Günahını, sevabını koyar. Hangisi galip? %49 günah, %51 sevap. Doğru cennete. Abi o %49 pislik ne olacak? Cennette haşir meydanında temizleniyor. Vicdan azaplarıyla temizleniyor. Allah diyecek ki sana bak %51 sevap. Tamam cennete gideceksin ama şu %49'u var. Bak şunu ben sana nasip ettim bak sen ne yaptın. Bak ben böyle götürdüm sen ne yaptın. Bak bu haseneyi de bak ben sana böyle yapmasaydım sen gidecektin. Orada Allah ile sen iki kalacağız. Bütün günahlarını sana gösterip diyecek ki bak hesabı yok ama bak değdi mi ya?
sana yakıştı mı? Bak ben ne yaptım, sen bana ne yaptın? Böyle, şu anda anlamayız bunu. Vicdan azabı. Mesela en rezil bir günahınızı herkesin yanında yapabilir misiniz? Peki herkes sizi görse vicdan azabı çeker misiniz? Ona da benzemez. Çünkü her şeyin sahibi Allah görüyor. Ha günahını herkes görüyor. Anne, baban, bacın, karın, ben, o. Her günahını herkes seyrediyor. Ha Allah seyrediyor. Çünkü her şeyin sahibi görüyor. Herkesin görmüş gibi oluyor. Düşündün mü? Abi o zaman bu hesabını sormasından daha kötü olur. O yüzden zaten acı meydan affediyor. Cehennemde şu fark var işte. Bu hesabı sorduktan sonra atıyor bir de. Eylemsel ceza var. Cehenneme gidecekse hem soruyor hem de... Ceza, fiilen atıyor. Burada fiilen soruyor, fiilen yok. Ha bir de cehenneme girene alenen herkes gösteriyor. Biliyor musunuz ey kullarım? Kaç milyar insan varsa. Musab'ı görüyor musunuz? Bak böyle böyle yaptım. Böyle böyle işledim. Herkes o zaman adaleti görecek. Öyle Musab'ın siz cehenneme gidişini görmeyecek. Ne yaptı da gitti? Hatta kişi diyecek ki ya Rabbi at beni cennete koysa diyor hadiste gitmez kişi diyor. Böyle bir rezil bir insan olan ben. Çünkü niye? Esma dengeye gelmiş ya. Bütün esma dengeye geldiği için kendisi bile zulüm istemeyecek. Çünkü adaletin tahakkuk ettiği bir yer, kendisi bile zulüm yapamaz kendisine. Kendisi isteyecektir. Kendisi gidecektir. Adaleti mutlaka bu. Mizan Ekber'inde amali mükellefini tarttığı zaman seyyata, hasenatı seyyata, seyyatın esbabı çok, yani seyyata galibiyeti mağlubiyeti noktasını hükmeyler. Hem seyyiatın esbabı çok ve vücutları kolay olduğundan bazen bir tekasene ile çok seyyiatını örter. Ama bazen de şu, sebab-ı günah. Bir sebabı var ki binlerce günahını örtüyor. Adam bir iyilik yapıyor, tam böyle kaleden dönüyor. Cehenneme gider. Ne boyutta iyilik abi yani? Yani itikatta daha çok. Gayretullah'a aktif eden, gayretullah'a aktif eden bir iyilik. Mesela size bir tanesini söyleyeyim. Televizyona baktınız, günaha girdiniz. Gençsiniz ya, Enes kaç yaşınız? 15. 15. Mustafa? 16. Yusuf? 13. 13. Musab'ı da sorayım, gelin sorayım. 17.5. 17.5. 16.5. 16.5. Şimdi sizin lisanını kullanayım. Nasıl bir iyilik yapar ki? 1000 tane günah affeder. Oradan açık saçık geliyordu. Al takıldınız baktınız. Gene bir daha baktım. Eve geldin rezil kesipaze bir şeye girdin. Düştün. Çıkamadın. Böyle günahları saydık. Bayağı günah. Ama okulda bir arkadaşınızı leylimlenin bir insan dershaneye getirdiniz. Dershaneye. Adam nurları tanıdı, imanı kurtuldu. Vay be! Böyle aklı, ben ne yapıyormuşum ya? Mesela beni getiren, ben de lisede götürdü. Ondan sonra hemen götürdüğü günün hemen şeyi namaza kapat. Ondan sonra o çocuk nurcu oldu, derslere gidip geliyor. O yetiyor mu? Anne babasına da tesir etti. Akrabasına da tesir etti. O çocuk ne yaptı? Çap yaptı artık. Onu. Senin o bir tane o hasene derse getirdin. Nurları tanımasına vesile oldun. Senin şahsi kusurun var ya, açık saçığa baktın, televizyona baktın. Tamam. Ya işte gece geç saatlere kadar kaldın da kalkamadın. Tamam mı? Bunlar haram. Namaza kalk. Hani kasten. Ama yani böyle kaste yapmamışsın işte, düşmüşsün, nefis aldattı yani, tamam bir şekilde. Fakat birisine hidayetine sebebiyet verdin, 1000 tane kusurunu affediyor. 1000 tane kusurunu affediyor. Örnek veriyorum ya size. Şimdi bana vesile olan zat, öğretmen. Benim bütün hasenatım ortak, bütün derslerim ortak, her gün okuduğum cüzlerim ortak.
Benim sebep olduğum kişilerin sebabına da ortak. Onların da, onların da, onların da, onların bütün sebep o ona, o ona, o ona, bana. Benimki de ona, o da, onun sebebi da ona sebep olanı. Cehenneme gitmek çok zor değil mi şimdi o zaman? He? İrfan? Biraz zor yani. Niye? İştirak amal-ı hurevyeden balya balya geliyor. Haşa bu günah işlemeyeceksiniz de. İşlememe gayret edeceksiniz ama asla yeis, ümitsizlik yok. Tamam mı? Hasenat-ı seyyiata galibiyeti, mağlubiyeti noktasına hükmeder. Hem seyyiatın esbabı çok, günah yapmak sebebi çok ve vücutları kolay olduğundan bazen bir tek hasene ile çok seyyiatını örter. Demek bu dünyada o adalet ilahi noktasında muamele gerektir. Yani bu bana arkadaşım, hemşerim, işte kardeşim mesela böyle böyle yapıyor ama vallahi öyle güzel hizmeti var ki. Vallahi bunun bin tane kusurunu affeder. Usta da ne diyor? Şöyle 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 kusur etti diyor. Aleyhimizde bulundu, şikayet etmiş valiye. Vesaire. Sonra diyor ki, yani vicdan şahı nerede tespit etmişse ama Risale'nin alakasını kesmemiş. Makam almak için bunu yapmış. Risale-i Nur'la alakasını kesmemiş. Diyor ki, Risale-i Nur'la intisabı noktasındaki alakası hatırına 100 diyor, ha bin demiyor. 100 kusuru dahi olsa affederim diyor. Risale-i Nur'la samimi alakası varsa affeder. Örter. Demek bu dünyada o adalet ilahi noktasında muamele gerektir. Eğer bir adamın iyilikleri fenalıklarına kemiyeten veya keyfiyeten ziyade gelse o adam muhabbete, hürmete müstahaktır. Belki kıymetli bir tek hasene ile çok seyyiatına nazar af ile bakmak lazımdır. Halbuki insan fıtratındaki zulüm damarı ile şeytanın telkini ile bir zatın 100 hasenatını bir tek seyye yüzünden unutur. Mümin kardeşine adavet eder, günahlara girer. Nasıl bir sinek kanadı göz üstüne bırakılsa bir daha setreder, göstermez. Öyle de insan garaz damarı ile sinek kanadı kadar bir siye ile dağ gibi hasenatı örter, unutur. Mümin kardeşini adavet eder, insanların hayat içtimaisinde bir fesat aleti olur. Tamam, burada başka bir şey geçiyor. Evet. Burada kesiyoruz. Tamam. Biz burayı şey yapmıyoruz. Ama şu cümleyi de ben düz okuyayım. Birbirimizi bağlayan ortak tarafımızın zayıf olması veya az olmasından birbirimizi terk ediyoruz çok ucuza. Ortak tarafımız az. Birbirimize bağlayan şeyler güçlü değil. İki, kısa hesaplar yapmaktan, yani buna ben ne ihtiyaç duyarım ki? İrfan'la ben niye iyi olayım ki? Kardeşim senin bana ne menfaatin olabilir? Doktor musun? Yok. Zengin misin? Yok. O zaman ne kanın olabilir ki bana? O zaman ben seninle niye iyi olayım ki? Yani bu küçük hesaplar. Dünyevi hesaplar. Oysa senin hasenatına haşir meydanında köle olacağım, köpek olacağım o sebap benim olsun diye. Çünkü mümin kardeşinin iştirak amal-i uhreviyeden bir fert midir? O ne kadar kaliteli bir adamsa benim sebabımdan kaliteli oluyor. Ama küçük küçük hesaplar yapıyoruz. Onun bana ne kârı olabilir? Demek de dostluğunu dünyevi hayata hasretmekten geliyor. Sen boğulurken, yanarken sana uzatılan eli seçer misin? Ya bırak ya, siyah elle kurtulmak istemiyorum. Ya boğuluyorsun, yanıyorsun. Size uzatılan bir siyah el, zenci bir el. Yok kardeşim, ben siyah el tutmam. Der misin? Veya hemen tutar mısın? İşte bu halden daha dehşetli olacak haşir meydanı. Orada en küçük menfaata, küçük bir elin uzamasına o kadar muhtaç olacaksın ki, işte o günü unutmaktan geliyor dostluğumuzun kıymetini bilmemek. O günü unutmaktan geliyor. Ben senden vazgeçemem arkadaş. Çünkü senin ameline ihtiyacım mı olacak?
orada. Onun için ben senden vazgeçemem. Ama insan ise ne kadar zalim ve cahildir der Allah'ımız. İnnehu kâne zâlumen cahûlâ. Ne kadar zalim ve cahildir. Bunu bilmiyor. En büyük zalimliği kendine yapıyor ama haberi bile yok. Kendi kuyusunu kazıyor. Ahiretteki şefaatçilerini tek tek kaybediyor. Ama niçin? Ne için tek tek kaybediyorsun? Doğru. Benden dünyada sana menfaat yok. Hakikaten yok. Yani benden sana ne menfaat gelecek? Ama sen benim amelime ortak olmak istemez misin? Abi ne olur canım laka et. Haşir meydanını eğer iman etsen, haşir meydanının dehşetini bilsen böyle olamazdı. Evet. Vahir davahum, yani niçin dedim bunu? Birbirimizi bu kadar ucuz ve çabuk terk etmemizin sebebi bunlar gibi sebeplerden kaynaklanıyor. El Fatiha'tı masalavat.